تضرع
تخسر الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة وإلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الكافة وإلى روح الفرد وخاصة الله تعالى الفاتحة. Evet, eskiler der ki sofra duasından sonra 40 lokma veya 40 lokma şeklinde yemeye devam edebilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Evvela Anadolu Gençlik Derneği olarak göstermiş olduğunuz katılımdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Şu
Şu anda burada sivil toplum kuruluşları, parti yöneticileri, muhtarlarımız, okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz bulunmakta. Hepinize tekrardan katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ve sizlere teşekkür konuşması yapmak üzere Anadolu Gençlik Derneğimizin ilçe başkanı İsmail Yazar Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Anadolu Gençlik Derneği yönetimine ve Zeytinburnu Öğretmen Evi ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Afiyet olsun. Evet, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hani eskiler derler ya, gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane. Evet, biz de buradaki amacımız önce iftar yapmak, tabii ki Allah'ın rızasını yerine getirmek ve arkasından da muhabbet etmek. Dostlarımızla, arkadaşlarımızla, gördüklerimizle, eşimizle muhabbet etmek ve sohbet etmek. Ve işte o muhabbeti yapmak üzere Avrupa Milli Görüş Teşkilatları Hatibimiz Hasan Damar Beyefendi'yi ben alkışlarımızla sahneye davet ediyorum. Havamızı, suyumuzu bahşeden, akşı semayı direksiz ayakta tutan, Ramazan iftarında soframızı bereketlendiren, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü sena ederiz. Biricik önderimiz, rakipsiz liderimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e selat ve selam olsun. Sallu ala Resulüna Muhammed. Cenab-ı Hakk'a hamdü senadan, aziz peygamberimize selat ve selamdan sonra hepinizi selamların, keramların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm. Değerli kardeşlerim, bu mübarek günde Cenab-ı Hak ikramda bulundu. Biz iftarımızı yaptık. Cenab-ı Hak yoksulluklar içerisinde kıvranan, belki bir çorbayı bile bulma imkanına sahip olamayan dünyadaki bütün Müslümanlara bize ikramda bulunduğu gibi onlara da ikramda bulunsun. Ramazan mübarek gün, bir araya geldiğimiz, birlikte olduğumuz bir mübarek 17. gündeyiz. Cenab-ı Hak inşallah bu Ramazan'ı hakkıyla ifa etmeyi ve bayrama ulaşmayı, tekrar nice Ramazanlara ulaşmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. İşte bir taraftaki insanlar zirveye noktasına ulaşmış, her türlü imkanlara sahip, ama bir taraftaki insanlar birçok sıkıntılarla karşı karşıya. İnşallah niyazımız odur ki Cenab-ı Hak bu mübarek ayda kafir şeddatların egemonyası altında inleyen Müslümanların kurtuluşuna vesile kılsın. Amin. Allah bu mübarek ayı inşallah bu zalimlerin elinden Müslümanların kurtuluşuna vesile kılsın. Amin. Müslümanların da şuurlu Müslümanlar olmasını Cenab-ı Hak nasip ve müyesser eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biz Müslümanlara 5 şeyi emrediyor. Çok emirleri var ama bu emirlerin içerisinde 5 tanesi çok önemli. Bunlardan bir tanesi dinlemeyi emrediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlara dinlemeyi emrediyor. Ne dinleyeceğiz? Allah'ın kitabını dinleyeceğiz. Ne dinleyeceğiz? Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ve tatbikatını dinleyeceğiz. Bugün Müslümanların bu sıkıntılarla karşı karşıya gelmesinin temeline baktığımız zaman bunun temelinde olan oluşum şu: bir, Müslümanlar iman ettikleri kitabı okumakta sıkıntıları var. Yani iman ettiğimiz kitabı okumakta sıkıntımız var. İman ettiğimiz kitabı tatbikata yanaşmıyor. İşte bundan dolayı yeryüzündeki Müslümanların problemleri
günden güne çoğalmaktadır. Çünkü aleyhissalatü vesselam bize vetva hutbesinde ne diyor? Size iki şey bırak. Birisi Kur'an, birisi sünneti Resulullah. İşte bunu takip ettiğiniz zaman Cenab-ı Hak size imkanlar bahşedecek. Ecdadımız bunu takip ettiği zaman 623 sene dünyayı 3 kıtanın üzerinde hakimiyet kurdu. İşte bugünkü Müslümanlar bu iki şeyi arka plana atıp dünyevi meselelerini ön plana koydukları için bugün maalesef ve maalesef daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmamızın temelinde bu var. İman ettiğimiz kitap. Kime sorarsak soralım Kur'an hakkında ne düşünüyorsun? Diyor ki elhamdülillah ama okumakta sıkıntısı var. Fakat tatbikata hiç yanaşmıyor. Bundan dolayı işte Allah da diyor ki in tensurullaha yansurukum. Siz Allah'ın dinine sahip çıkmadığınız müddetçe, siz Allah'ın kitabına sahip çıkmadığınız müddetçe, siz peygamberin sünnetine sahip çıkmadığınız müddetçe ben de size sahip çıkmayacağım diyor. İşte mesele bu. Onun için Cenab-ı Hak bütün ümmeti Muhammed'i Kur'an'a okumayı, tatbikatına doğru yol almayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müessir eylesin. Onun için bu sıkıntıların gitmesinin temeli işte Kur'an'a tabi olmak, onu okumak, onun tatbikatına razı olmaktan geçer. Yoksa bugünden yarın daha kötü olmaya mahkumdur. Bugünden yarın daha kötü olacaktır. İslam'a doğru koşmadığımız müddetçe, Amerika'ya, Batı'ya, Avrupa'ya, onların gelenek ve göreneklerine koştuğumuz müddetçe, bugünden yarınımız daha kötü olacaktır. Onun için değerli kardeşlerim, İslam'a ve Kur'an'a sahip çıkmak, onu yaşamak, onu okumak, onu tatbikata koymak için bir gayretin içerisinde olmamız lazım. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki size 5 şeyi emrettim. Birisi dinlemeyi. Şimdi biz bilerek bilmeyerek, anlayarak, kavrayarak, inanarak elhamdülillah bunun bir tanesini yerine getiriyoruz. Ramazan iftarı münasebetiyle bir yere geldik, bir yerde buluştuk ve Peygamberimizin bu talimatının birini yerine getiriyoruz, dinliyoruz. İkincisi ne? Dinlediniz, cemaat olun diyor. Ne demek cemaat? Allah davası yolunda mücadele veren, birbirini seven, birbiriyle kenetleşen, Allah için gayret eden, kendisi için istediğini, kardeşi Müslüman için de isteyen topluluğa cemaattir. Yoksa kalabalık değil. Hindistan da kalabalık ama inat yapıyorlar. Onun için adam gibi cemaat olmayı emrediyor. Demek ki dinledik, cemaat olduk. Üçüncüsü ne? Madem ki cemaat oldunuz, içinizden biri emir olacak, diğerleriniz ona tabi olacak. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü ne? Cemaat oldunuz, dinlediniz, emiriniz de var, Allah ve Resulü yolunda cihad edeceksiniz. Ne demek cihad? Yanlış yoldaki kardeşlerimize doğru yolu iletmek için yaptığımız çalışma cihattır. İşte bugün Müslümanlar cihadı terk ettikleri için bugünkü sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar. Cihad, yanlış yoldaki insanlara doğru yolu iletmek için bir gayretin içerisinde bulunmaktır. İşte bu gayretin içerisinde bulunmadığımız için birçok sıkıntılara maruz kalıyoruz. Onun için cihad, ibadetin zirvesidir. En büyük cihat da zalimlere karşı hakkı aykırmaktır. Onun için cihat etmeli Müslümanlar. Cihat, cihadı terk etmenin sıkıntıları bunlar. Cihatla ilgili Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bir gün Medine-i Münevvere'de sohbet ederken şöyle cemaati bir süzdü. Baktı ki karşısında Abdurrahman bin Avf. Dedi ki Abdurrahman, buyur ya Resulallah. Ayağa kaldırdı onu mescitte. Buyur ya Resulallah. Dedi ki bir ekip kuracaksın. Şu Kuba mescidinin biraz ilerisinde putperest bedeviler var. Puta tapıyorlar. Kur'an'dan haberleri yok. Medine-i Münevvere'deki mescitten haberleri yok. Ve İslam'dan, davadan haberleri yok. Bir ekip kuracaksın. Allah ve Resulü yolunda o ekiple beraber gidip onlara davayı anlatıp cihad edeceksin. O da baş üstüne dedi. Günlerden perşembeydi.
Ertesi gün cuma. Cuma namazında Efendimiz hutbeye çıktı. Hutbede sohbet ederken bir de baksa ki Allah ve Resulü yolunda cihada göndermiş olduğu Abdurrahman bin Avf cuma namazında seslendi, dedi ki Abdurrahman, ben seni putperest bedevilere Allah'ın davasını anlatmak için cihada gönderdim. Görüyorum ki sen cuma namazındasın. Dedi ki ya Resulallah, biliyorsunuz ki ben çok süratli bir at almıştım. Ciddi manada çok süratli koşuyor bu atım. Arkadaşlarımı gönderdim, onlar gidiyorlar. Ben de dedim ki Allah Resulü'nün arkasında bir cuma namazı kılayım. Ondan sonra arkadaşlarıma iştirak edip cihada gideyim. Efendimizin cevabı şu: Abdurrahman, Abdurrahman, Allah ve Resulü yolunda cihad etmek peygamberin arkasında namaz kılmaktan hayırlıdır ya Abdurrahman. Cihad bu kadar önemlidir. Çünkü 500 küsür tane ayetle Allah cihadı farz kılmıştır Müslümanlara. Ama Müslümanlar bugün cihadı terk etmekte, bütün güçleriyle cihatsız bir hareket içerisinde bulundukları için bugünkü hale gelmişlerdir. Onun için değerli kardeşlerim, Allah bu Ramazan'da Müslümanlara cihat şuuru versin. Yanlış yoldaki insanları doğru yola iletme gayreti içerisinde mücadele etmelerini nasip etsin. Yoksa başka türlü kurtulma şansımız yoktur. Bakınız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim gibi bu nimetlere kavuşmadı. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki, sizin lideriniz, sizin peygamberiniz Hazreti Muhammed Mustafa doyuncaya kadar darı ekmeği yemedi. Doyuncaya kadar darı ekmeği yemedi. Bir rahat yatakta yatmadı ve asırla sarılmıştı, asırda yatıyordu. Vücuduna asırın izleri, geçmiş vücudu asır izleriyle ve bu şekilde devam ediyordu. Ama biz bugün elhamdülillah birçok nimetler, bu nimetleri yeryüzünde yiyenler, ister Müslüman olsun ister kafir olsun, bu nimetlerin tamamını Allah Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü hürmetine ikram etmiştir. Ama maalesef ve maalesef o peygamberin koştuğu, o peygamberin yaptığı cihadı yapmakla birçok sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Onun için değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir örnek olsun diye söylüyorum. Mekke'deki kafirler bir ordu hazırlamışlardı. Ve Medine'ye gelecekler, Medine'yi işgal edecekler ve Medine'de Hazreti Muhammed'i ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in en yakın arkadaşlarını ortadan kaldırmak üzere büyük bir ordu hazırlamışlardı. Peygamberimiz teşkilatçıydı. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Darül Erkam teşkilatını Erkam'ın elinde kurmuştu. Peygamberimiz Darül Nedve'nin karşısına, o günkü, bugünkü Amerika'yı temsil eden Darül Nedve'nin karşısına da Darül Erkam diye bir teşkilat kurmuş. O teşkilat Mekke'yi mükerremeden hicret ettikten sonra Medine-i Münevvere'de devlet olmuş. Mekke'nin fethini o teşkilat yapmıştı. İçki, zinayı, faizi, haksızlığı peygamberin kurduğu devlet kaldırmıştı. Başka türlü kalkması mümkün değildi. İşte o peygamberi ortadan kaldırmak için, o peygamberin arkadaşlarını yok etmek için Mekke'li kafirler büyük bir ordu hazırladılar. Efendimiz istihbarat aldı ve ashab-ı kiramını toplamıştı. Dedi ki ashabım, Mekke'deki kafirler çok büyük bir ordu hazırladılar. Medine'yi işgal edecekler ve bizi ortadan kaldırmak için plan ve programları olduğunun haberini aldım. Çünkü teşkilattı peygamberimiz. Bunun üzerine topladı ashab-ı kiramını. Ne yapalım? Nasıl Medine'yi koruyalım? Ne şekilde hareket edelim? Diye bütün sahabe-i kirama teker 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 istişare ediyordu. Sıra İran'da bir putperestin oğlu olan Selman-ı Farisi'ye gelmişti. Çünkü İran'dan, o zaman İranlılar ateşe tapıyorlardı. İran'dan kaçıp gelip Medine'ye sığınıp peygamberimize tabi olan ve ashab-ı kiram zirvesine ulaşan ve aynı zamanda ve Selman-ı Farisi Hazretlerine gelmişti istişare. Dedi ki ya Selman, senin fikrin ne? Ne yapalım Medine'yi korumak için? Selman-ı Farisi dedi ki ya Resulallah, bizim İran'da savaşta çok mütedeyyin bir şekilde gayret ederler ve bir şehri işgale gelen düşmanlara karşı hendek kazarlar.
biz de Medine'nin etrafını hendek kazalım dedi. Selman-ı Farisi'nin bu teklifini Peygamberimiz kabul etti. Ve emretti ashab-ı kirama, herkes kazmasını miğferine alsın, Medine'nin etrafını hendek kazacağız, düşmanlardan koruyacağız demiştir. Bu münasebetle herkes kazmasını miğferine aldı. Hepinizin bildiği, Hacı Efendi'nin gidip ziyaret ettiği görünüyor. O Endek Mahalli'nin kazmasına böylece başlamış oldular. Hazreti Muhammed Aleyhisselam da kazıyordu. Onun da kazması miğferi vardı, o da kazıyordu. Ama bugün biz öyle bir hale gelmişiz ki, efendime söyleyeyim, biz otururuz her türlü ibadette, taatta tamamız, fakat Endek meselesine geldi mi hiç yokuz. Endek kazmak demek, cihad etmek demek. Bu münasebetle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Endek kazıyordu. Fakat 3 günden beri bir lokma bir şey yememişti. Açlıktan midesine taş bağlamıştı. Böylece 3 gün bir lokma yememiş Endek kazıyor. Bunun üzerine Medine-i Münevvere'nin yerlisi olan Hazreti Cabir isminde bir zat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü. Geldi yanına, sokuldu, dedi ki ya Resulallah, gördüm ki açsın, midene taş bağlamışsın, ne olur ben Medine'nin yerlisiyim, alalım 1-2 kişi, evim buraya yakındır savaş meydanına, gidelim 1-2 lokma yiyelim gelelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki neyin var ya Cabir, ne ikram edeceksin bize? La vallahi dedi, evde ne olduğunu ben bilmiyorum dedi. Ama biz şimdi evlerimizin hepsine baktığımız zaman dolaplarımız dolu. Peynirinden, zeytininden, balından, tereyağısından, memesine hepsi dop dolu. Ve Hazreti Cabir dedi ki vallahi la, vallahi ya Resulallah, evimde ne olduğunu bilmiyorum. Öyleyse var git evine, var git evine bak, sor bakalım hanımına, ne ikram edecek bize? Hazreti Cabir koşa koşa savaş meydanından ve böylece evine geldi. Dedi ki ya vahiki ya vahiki, ey kadın, Allah senin iyiliğini versin kadın. Hazreti Muhammed'i gördüm, 3 günden beri bir lokma bir şey yememiş, açlıktan midesine taş bağlamış, yok mudur 1-2 lokma ikram edelim dedi. Kadın dedi ki ya Cabir, bak şu tavanda asılı bir boğça var, onun içerisinde 1-2 kilo arpa var, o arpayı indir, ben onu taşla eriteyim, arpa unundan bir ekmek yapayım, bir de oğlağımız var, sen de onu kes, Allah'ın peygamberini evimize davet edelim, ikram edelim dedi. Bunun üzerine arpayı indirdiler, kadın onu taşla eriterek böylece arpa unundan bir ekmek yaptı. Bunun üzerine Hazreti Cabir de oğlağı parçaladı, kadına verdi. Böylece tandıra sürdüler. Hazreti Cabir koşarak savaş meydanına geldi. Dedi tamam ya Resulallah, buyurun. Dedi ki neyin var Cabir? Dedi arpa unundan bir ekmek yaptık, bir de oğlak kestik, hepsi bu kadar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Endek Harbi'ne iştirak eden askerlerin sayısı 1000'di. Tarihçilerin verdiği hesaba göre 1000 tane asker iştirak etmişti. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam döndü, dedi ki ey Endek Harbi'ne iştirak eden askerler, kazmayı miğferi bir kenara bırakın, buyurun Hazreti Cabir'in evinde ziyafet var, buyurun yemeğe dedi. Düşünebiliyor musunuz? Ve bunun üzerine Cabir başladı titreme, eyvah, bir arpa unundan bir ekmek, bir de oğlak kestik, peygamber bütün orduyu getiriyor, ne yapacağız şimdi deyip herkesten evvel koşarak koşa 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 hanımına geldi. Dedi hanım sorma hanım, hayrola Cabir ne oldu, hayrola Cabir ne oldu, ne oldu? Dedi sorma hanım, sorma dedi, 3 günden beri açlıktan perişan olan Endek kazan bütün askerleri Hazreti Muhammed topladı getiriyor dedi. Kadın döndü dedi ki ya Cabir, senin imanın zayıf dedi. Eğer getiriyorsa vardır bir hikmet. O gelen kim? Allah'ın nizamına hakim kılmak için mücadele eden, cihad eden askerler. Getiren kim? Son peygamber Hazreti Muhammed. Getiriyorsa vardır bir hikmet. Dokunma gelsinler dedi. Ve bütün asker geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle kadına dedi ki çekil bakalım, neyin var, ekmeğin var, neyin var, tandırın var. Besmele'yi çekti, yemekler hiç bozulmamış gibi tandırdan çıkmaya devam etti. 1-2 lokma askerler üst üste oturuyorlar, biraz fazla alırım, üzmeyin dedi, üzülmeyin, açık oturun, bu sofradan aç kalkan olmayacak dedi. Böylece hepsi yediler ve doydular.
Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cabir'in hanımına döndü, dedik sen ey kadın, sende Allah'a bu inanç, peygambere bu sadakat varken Allah senin sofrana öyle bereket verdi ki biz bunu yedik ve doyduk, artanını da Medine'deki fukaralara gönder, onlar da doyacaklar. Şimdi öyle kardeşlerim, biz bir davete icabet ettik, bizi kabul edin. Caminin imamını bizim hanımefendi davet etti. İftara, şu hoca efendi hep köylerde alırız ya, şu hoca efendiyi çağır da gelsin iftara. Tabi hoca efendinin de peşine camiden 8-10 kişi katıldıysa, bizim hanım da şimdi mutfaktan bakıyor, eyvah biz hocayı çağırdık 8 kişi daha geliyor, eyvah başlar titreme. İşte bunlar nedir? İman zafiyetidir. Çünkü Allah onu mutlaka bereketlendirecek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 3 günden beri midesine taş bağlayan bir peygamber, Allah'ın nizamı hakim olması için cihad edecek ve Mekke'nin yok olmaması, Medine'nin o işgal altında olmaması için kazmayı miğfere alacak, kazma sallayacak, biz de oturduğumuz yerde işe devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, ben bundan bir müddet evvel dersem 35 sene evvel Mehmet Zahid Kotku Hazretleri vardı. Allah şefaatlerine sizi de beni de nail eylesin. Mehmet Zahid Kotku Hazretlerine geldim 35 sene evvel. Dedi ki hocam, biz Almanya'da teşkilat kurduk. Bu teşkilata diyoruz ki en azından köye muhtar olacaksın, belediye başkanı olacaksın, şu olacaksın, bu olacaksın diyoruz. Fakat bazıları karşı çıkıyor. Bizim dinimizde siyaset yoktur, din ayrı, devlet ayrı diyor. Hocam ne olur, ne yapalım? Bazı insanları içkiden, kumardan alıp getiriyoruz, milli görüşü yapıyoruz. Ama birisi geliyor yerine bir tesbih veriyor, sen zikret, cennete gidersin diyor. Böylece cihadı terk ettiriyor. Ne yapalım hocam? Dedim, Allah aşkına siz bir tane bize halife verin de oraya koyalım da herkes ona intisap etsin deyince, dedi yavrum öyle birini bulsam buraya koyacağım dedi. Onun için değerli kardeşlerim, şimdi bakıyorum herkes mürşit olmuş, herkes şey olmuş. Adam bir sene hapishaneye gidiyor, ondan sonra çıktıktan sonra ben Allah'a söz verdim devlet alemine konuşmayacağım. Öyle mi? Konuşmayacaksın ha? Devlet zina yapacak, içki getirecek, kumar getirecek, faiz getirecek, sen konuşmayacaksın. Niye? Beni hapishaneye atarlar. Allah da cehenneme atıyor, görmüyor musun? Onun için değerli kardeşlerim, Allah bu Ramazan'da bize şuur versin. Hacımıza, hocamıza, kardeşimize, hanımımıza, çocuklarımıza, gelinimize, kızlarımıza Allah gerçek manada Müslüman olmayı, gerçek manada şuurlanmayı, gerçek manada Hazreti Muhammed'i takip etmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müessir eylesin. Bu iftarımız mübarek olsun. Anadolu Gençlik Teşkilatımıza da Cenab-ı Hak inşallah gençlerinizi, çocuklarınızı, genç kızlarımızı gönderin. İnşallah burada şuurlu Müslümanlar olsunlar ve şuurlansınlar ve davaya sahip çıksınlar. Yoksa bugünden yarın daha kötü olacak. Çünkü ben Avrupa'dan gelip görüyorum, ben de Trakya'nın bir köyündenim, bir imamın oğluyum ve memlekete gidiyorum, selamun aleyküm diyorum, günaydın diyor adam. Allah'a emanet ol diyor, öptüm seni, kendine iyi bak diyor. Dikkat ediyor musunuz? 100 kere öpse 5 kuruş etmez. Çünkü Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam öyle diyor. Hangi evde Allah'ın selamı verip alınmazsa o evde rahmet melekleri kesinlikle bulunmaz diyor. Şimdi bizim evlerimizde şeytan gelmedi mi? Şimdi babayla oğlanın arası açılmadı mı? Gelinle kaynana birbirine düşmedi mi? Evlerde evimizin içinde huzursuzluk zirveye çıkmadı mı? Neden? Çünkü selamı terk ettik. Evden çıkarken el sallıyoruz veyahut da hadi bay bay, öptüm seni, kendine iyi bak falan deyip çıkıyoruz. Ondan sonra şeytan geliyor, oğlanı öpüyor, kızı öpüyor, bizi perişan ediyor. Onun için aklımızı başımıza toplamalıyız. Bu Ramazan bize şuur vermeli, güç vermeli, kuvvet vermeli. Evimize girerken selamu aleyküm demeyi öğretmeli. Çıkarken hanım Allah'a emanet ol, Allah seni korusun demeyi öğretmeli bu Ramazan bize. Onun için değerli kardeşlerim, bu hassasiyetlerimize dikkat edin. Çünkü Efendimiz öyle diyor. Eğer düşmanlarınızın mağlup olmasını istiyorsanız, eğer siz düşmanlarınızın mağlup olmasını istiyorsanız selamlaşın diyor, selamı yayın diyor Peygamberimiz. Bir hadis-i şerifinde Efendimiz ifade ediyor. Bir gün Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'de diyor ki, ashabım Allah'a yemin ederim ki iman etmediğiniz müddetçe cennete girmeyeceksiniz. Bak dikkat edin, acem mi?
Ben hacca gittim, namaz kılıyorum, bir de kurban kestim, sırtına bindim, doğru cennete. Allah'ın böyle bir dini yok. Şimdi hacı yaşanıyor, biz namazı kıldık, orucu da tuttuk, iki de umre yaptık, bir de kurban kestik, sırtına bin, doğru cennete. Böyle bir din yok. Vallahi böyle bir dine iman edenler şaşırmışlardır. Böyle bir din yok. Bunları yapacağız ama Allah ve Resulü yolunda cihad edeceğiz. Sahabe-i kiram bunlar. İman etmediği babasını terk etmiş. İman etmediği hanımını bırakmış. Peygamberin peşine takılmış insanlar bunlar. Bunlara vaaz ediyor Peygamberimiz. Diyor ki, iman etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz. Hepsi sararmış solmuş. Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'de mallarını vermişler, servetlerini vermişler. Peygamberimiz onlara diyor ki, iman etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz. Şaşırmışlar, birbirine bakıyor. İkinci cümlesi şu: birbirinizi sevmediğiniz müddetçe iman etmiş sayılmazsınız. İkinci cümlede bu. Şimdi herkes birbirine bakıyor. Biz birbirimizi sevmiyoruz mu? İşte Müslümanlar bugün birbirini sevmiyor. İman etmek nereye bağlı? Birbirimizi sevmeye bağlı. Birbirinizi sevmediğiniz müddetçe iman etmiş olmazsınız. İster hacı olun, ister hoca olun, ister müftü olun. Eğer Müslümanlar olarak birbirinizi sevmiyorsanız imanınızda zafiyet var. Bunu Peygamberimiz söylüyor. İkinci cümle bu olunca ashab-ı kiram sapsarı kesilmiş. Hemen Efendimiz üçüncü cümlesi şu: ashabım, sizi birbirinizi sevdirecek, sizi iman vasıtasına bindirecek, Allah'ın cennetine, cemaline götürecek bir müjde vereyim mi deyince ashab-ı kiram hepsi birden, ver şu müjdeyi ya Resulallah deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, birbirinizi görünce selam verin. Görüyor musunuz selam? Ne demek selam? Selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi senin üzerine olsun. Aleyküm selam, senin de üzerine olsun. Geçen de bir doktora gittim, adama selam veriyorum, bana bakıyor böyle. Ya selam aleyküm. Bu gene öyle bakıyor. Dedim herhalde kulağı sağır bunun, biraz daha bağırayım dedim. Selam aleyküm dedim. Ne diyorsun dedi ya. Dedim ya, Allah'ın rahmeti, bereketi senin üzerine olsun diyor. E aleyküm selam dedi, Allah beni de korusun diyor. Ya dedi, hoca hiç duymadım ya ben böyle bir şey dedi. Neden? Çünkü sakallı olunca hoca diyorlar. Biraz uzun olunca derin hoca, dibine sırık ermiyor. Onun için değerli kardeşlerim, selamı yayın, selamlaşın, selam verin. En kızdığınız Müslümana bile selam verin. Selamı verin, selam sizi kaynaştırsın. Onun için selam çok önemli ibadetlerden bir tanesi. Hemen bir cümleyle bitireyim. Değerli kardeşlerim, bakınız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, uzatmamak üzere söylüyorum kısaltarak, Miraç'a yükseldiği zaman, Sitre-i Münteha'ya geldiği zaman ne oldu? Sitre-i Münteha'da Cebrail Aleyhisselam durdu. Kim Cebrail Aleyhisselam? Dört büyük meleklerden bir tanesi. Cebrail Aleyhisselam durdu, dedi ki, ya Resulallah, buradan bir adım atamam. Ben bir adım atarsam Allah beni kül eder. Buradan öte senindir dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak dedi ki, ya Muhammed, Cebrail'i aradan çıkardım, perdeyi de kaldırdım, buyur dedi. Efendimiz buyurdu. Ne dedi? Ettayyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Ne demek bu? Ya Rabbi, ibadet ve taat sana mahsustur. Senden başkasının üzerinde el huzurunda eğilmez. Senden başkasından yardım talep edilmez. Amerika'dan, Batı'dan yardım istenmez. Öyle demedi mi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Cenab-ı Hak ne dedi? Esselamu aleyke eyhen nebi ve rahmetullahi berekatü demedi mi? Ey peygamber, benim rahmetim, benim bereketim, benim izzetim senin üzerine olsun demedi mi? Cenab-ı Hak dikkat ederseniz selam veriyor. Kime? Hazreti Muhammed Mustafa'ya. Selam bu kadar önemli. Bunun akabinde ne oldu? Allah Resulü Esselamu aleyna ve ala ibadillah salih. Ne demek? Ya Rabbi, senin rahmetin, senin bereketin, senin faziletin yalnız ben Muhammed'in üzerine değil, benim ümmetimin de üzerine olsun demedi mi Miraç-ı Nebevi'de? İşte Tayyat'ı okuduğunuz zaman bunu söylüyorsunuz. Neden evden çıkarken hanıma Ayşe Hanım selamu aleyküm, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerine olsun demeden çıkıyorsunuz? Neden ufacık çocuklarınızı okula giderken
Çıkarken, uğurlarken hadi bir selam ver yavrum o küçücük ağzıyla. Anne selam aleyküm dese vallahi o evde ne huzursuzluk kalır ne bereketsizlik kalır. Ama bunların hepsini kaybettik, terk ettik. İslam hassasiyetlerimiz yok oldu. Onun için bu mübarek Ramazan günü münasebetiyle Allah bu İslam hassasiyetlerimizi geri almayı bize nasip etsin. Amin. Adam gibi gayret eden, adam gibi selam veren, evine girerken çıkarken dua ile çıkan Müslümanları önüne getirsin Allah. Bu mübarek Ramazan'da zulme uğrayan Müslümanları kafir Amerikalı, kafir İsrail, münafıkların şerrinden muhafaza edip Müslümanları bir ve beraber hale gelmesini nasip ve mevsel eylesin. Sizi bu duygularla selamlıyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hocamdan da Allah razı olsun. Hepinizin gecesi mübarek, yarınları aydınlık olsun efendim. Hepiniz Allah'a emanet.